Maçtaki koşu mesafesi bölgelere göre mutlaka değişir. Evet. ayrı. Ama antrenman özellikle hafta başı yaptığın antrenmanlarda toplu, dar alanlarda, yarı alanlarda yaptığın antrenmanlardaki oyuncuların bunları teknik direktör takip edemez. Bunu takip etmesi gereken ekipler olmalı. Bunun için de teknoloji olmalı. Birçok takımda var. Bazılarında evet. çok düşük teknoloji, bazılarında en üst düzey teknoloji var. Bunları kim yapacak? Hocalar yapacak. Evet. Bu hocaları biz kaç tane yetiştirdik? Şimdi atletik performans hocası. İtalya'dan bir hoca getirmeye kalktık. Adam 30 bin euro aylık istedi. Bunun üzerine bir soru soracağım şimdi. Şimdi, ee, şimdi <laughs> ama çok güzel bir soru. Evet. Niye bizim takımlarımız evet. bunun içine? Tabii, Bunu transfer edelim değil mi? Bu, hani futbol bu, bu, bu tabi bunun içine başka şeyler de geliyor. Oyuncunun beslenmesi, masajı mesela. Masajı fizyoterapi Türkiye'de fiz Türkiye'de bir kere bunun kalkması lazım. Futbol federasyonumuzun Mehmet Başkanımın kulüp başkanlarıyla toplantı yapıp ilk gündeme getireceği kulüpler yapması lazım aslında Peki, ya biz teknik adamlar. Bir fizyoterapist var bir masör var. Ya Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ne soracaktın abi? Yani yani bu... hay, hay. Hayır şimdi da... sorduğun hay, hay. soruya o cevaplardan soruya biri cevap çok önemli. Da. Kondisyonel Güzel. olarak. Şimdi fiziksel Ya bir ağır idman yapıyorsun. Oyuncu antrenmandan sonra mutlak suretle masajını, soğuk su havuzunu, mas antrenman sonrası aktiviteyi Yiğici. yapması gerekiyor. Bunu kimin nezaretinde yapar? Üst düzey adamın nezaretinde yapar. Bizde masör var, fizyoterapist var. Fizyoterapistler asla masaj yapmaz. Ben der tedavi yaparım der. Doktor bunu dedi der, onun tedavisini yaparım der. Masör arkadaşlarımız da benim bugüne kadar deneyim ve tecrübelerim. Her kulüpte o arkadaşlarımız yeterli değil. Oyuncular da gelip söylüyor. Şimdi sen fiziksel diyorsun. Adam orada ağır bir idman yapmış. Adele grubu laktik asit dolmuş. Sertleşmiş. Veya işte sakatlıktan yeni çıkmış. Evet. E sen şimdi bunu anatomiyi bilmeyen bir adamın eline teslim edersen maç öncesi bazen görüyoruz ya Adele'yi öldürüyor adam maça çıkacak bu. Sen masaj, masajın ötesi bir şey yapıyorsun maç öncesi. Şimdi soru geldiği için bu konuya giriyorum. Personel çok önemli. Biz maalesef sadece teknik direktörde işin bittiğine inanıyoruz. Hayır efendim. Bak işte Tac Antrenörü getirdi. Bizim bizdeki ekipteki Şimdi bu işi yapan bir soru soracağım çok, sana. Bizde bu, bu işi yapan ekipler çok iyi çalışıyordu. Bizim üç kişilik grubumuz vardı. soracağım. Hem rakibin Kü korner atışlarında şu soruyla o zaman Bu devam da. edelim. Sor. Ulaş Özdemir e, selam, selam merak olsun. etmiş. E, selamlarımızı gönderelim Trabzon'dan. Şunu e, soruyor. Hikmet Hoca'ya sorar mısın demiş. Kendisi Giresun Spor maçında taç organizasyonundan gol attı diyor. Doğru e, İkinci maçta. maçta. Evet. Bravo. Evet, iyi Çok ikinci maçta. Çok evet. doğru. Bravo. Az önce söyledin ya finalde taçtan gol Aynı ilk maçta da yani. kornerden attık. Evet. Şimdi onun üzerine şunu soruyor. Trabzonspor'da diyor eee taç Organizasyonu Antrenör, yani Tac Antrenörü Abdullah Hoca da söylemişti, e, alıyor diyor. E, bunu nasıl değerlendiriyor? Bence şimdi? müthiş, süper. Güzel. Şimdi tabi. Tabi biz de... şimdi şuraya geleceğiz. Aykut, bu çocukları bizim de kendimiz yetiştirmesi gerekiyor. şimdi atletik performans hocaları o kadar önemli ki. Alper Hoca, Alper Hoca mesela bunun eğitimini veren Alper Hocaydı. Türkiye'de ondan başkasını ben bilmiyorum. Ama spor akademilerimizi mutlaka bu işin çünkü. Bu iş bilimsel bir iş. Şimdi Fenerbahçe taraftar diyor ki Hikmet Hocama sorar mısın Cesus'u Aykut abi? Evet. Tabii ki soracağım. Ve Gorslu sor. Okan Hoca başarılı olur mu? Tabii diyorlar. Valeren İsmail'i nasıl buluyor Yeni diyorlar. Yeni sezonda şampiyonluk adayı kim? Yeni hepsini sezonda soralım. şampiyonluk adayı kim? Hani belki Hoca onu teknik adamı olduğu için. Ama evet, Cesus'la ilgili var mı değerlendirebilir. hocam? Görüşün. Hocayı mı diyorsun? Cesus evet. Şimdi. Çok çünkü çok soru geliyor Fenerbahçe taraftarlardan. Evet ben. E, Fenerbahçe olarak maçlarını seyrettim. Hocayı da dikkate dikkatle izliyorum. Hocanın sahada duruşu, maç içerisinde duruşu ısıran tip. Bize uyar. Isıran tip. Yani e, onda da sensörler çok açık görebiliyorsun o işte. O hakimiyeti. Son, son maçta takımı bir oraya yolluyor. Biz yaparız onu mesela. Buraya gidin taraftarı selamlayın. Buraya gidin. Yani takıma hükmetmiş. Oraya şeye dikkat ettiğimde mesela 5 kişi 10 kişi falan değil. Bütün takım orada. Bir kere orayı oyuncu grubunu şeye almış. Antrenmanlarda antrenmanın içerisinde kenardan seyretmiyor. Antrenmanın bizzat içerisinde deneyimli bir adam. Maçta evet Fenerbahçe'de ee, İsmail'i merkeze alarak iki stoper'in ortasına alarak oyunu kurmaya çalışıyor. İki beki de Samuel'le de Ferdi'yi biraz daha önere çıkarak bir şeyler denemeye çalışıyor. Bir, bir takıma bir oyun planı oturtturmaya çalışıyor. Orada benim gördüğüm kadro çok şişik. Onu nasıl yapacak hocam? O kadro teknik adamın başına iş açar. Bir sürü oyuncu var. Oynayan, oynamayan, küsen. Dolayısıyla ee, Trabzonspor'u geçen senenin şampiyonu, bak bir öncesi Abdullah Hoca geldi, çevre takım antrenman metodu, bir sene sonra şampiyon oldu transferler, şimdi yeni bir sezona girecek aynı teknik direktör, takımın iskeleti yüzde sekseni duruyor doğru mu evet, siz daha benden doğru. daha yakın ta bak yemeği bak. kaybettiler? Bence Başka kayıp şey. değil. Bak, bireysel daha belki anlamda büyük Trezege oyuncu belki daha sizin daha daha iyi. bir tarafta Trezege bir tarafta evet. oynayacak. Evet. Yani bak Bakoyeme çok beğendim bir oyuncu. Takımda olsun ister misin? İstersin. Ama Trabzonspor Şampiyonlar Ligi oynayacak. Trabzonspor'un evet. e, basit hatalardan gol yeme lüksü yok. Herkesin o takım oyunu içerisinde yer alması gerekiyor. Çünkü oyuncuların bir iki <laughs> tanesi onu yaptı mı diğer oyunculara da örnek oluyor. Mesela Bakasetas da Rakip ceza sahası önlerinde durup şutu kovalıyor. Pek fazla geri gelmiyor. Doğru. Gelmiyor mesela onda da var. Evet. Niye Siopis veya daha sonra şey şeyi Dorukhan. alıyor? Dorukhan ya da şey. Do Dor mesela Berat. Berat'ı Berat. alıyor oyuna. Oyunu garantiye sokuyor. Şimdi mesela Dorukan da büyük transfer. Evet. Kimle de büyük transfer. Cihan'ı aldı. söylemiyorsunuz Kasımpaşa'daki. Evet. Haspolat Has neydi? şeyi. Haspolat Eren evet, solu şey diyorsun ya. Orta saha. Eren Elmalı Eren Kasımpaşa'nın evet, evet. aldığı Doğucan. Doğucan. Doğucan haspolat. Haspolat. Bak kimse evet. ben hayret ediyorum. Ya ben ayırt ediyorum. Bizim bu büyük İstanbul'da üç büyük kulüp var ya. Top tekniği var. Dayanıklılığı inanılmaz. Bak Abdullah Hoca Trabzonspor müthiş öyle bir nokta transferler yaptı ki inanılmaz. Yine iddialı diyorsun. Şampiyonluğun en iddialı takımı diyorsun. Şampiyon hocam. olmuş bir kadro. Aynı teknik direktör ve üzerine oyuncu transfer ediyor. Bu Burada. bir kere büyük avantaj. Son iki dakika reklama çıkacağım. Sonra ne var? Fenerbahçe ikinci evet. yarıdaki e, çıkışı ve yeni bir teknik adamın gelişi transferleri. Daha sonra da e, Beşiktaş ve Galatasaray'ın. Reklamı bitirelim de ondan sonra devam edelim. Şimdi tabii valla gerçekten çok soru çok var. Çok soru var. Hocaya. Ben ikinci bölümde ee... farklı bir soru soracağım hocaya. Evet. <laughs> Çünkü izlerken hep merak sor etmişimdir abi. soracağım sor hepsini sor İştenlikle cevap vereceğine de inanıyorum aynen hocam bu sene çalışacak mı diyen soran var yani tabi kısmet hani hoca şu anda dinleniyor tatil yapıyor kafasını öğreniyoruz dinleniyor. kendimizi geliştiriyoruz kendimizi bakıyoruz geliştiriyoruz diyor ee, Türkiye'de en beğendiği şu an en beğendiği teknik adam kim diye soruyorlar yani soru bunlar tabi hoca cevaplar ya da cevaplamaz her teknik adamdan bir şeyler öğrenebilirsin. Üçüncü lige git. Orada bile var değil mi? Bak bir bak. gün Antalya'da seminerdeyiz. Holger Ozyek benim hocalarımdan asistanlık yaptım. Avrupa Şampiyonası analizini yapmaya geldi. Ya bir baktım. Üçüncü ligden, üç, üçüncü ligden antrenman seyrediyor. Köşeye gitmiş. Üçüncü lig takımının antrenmanını seyrediyor. Enteresan. Vallahi bak üçüncü lig. Ya bir baktım. Ne yapıyorsun dedim. Seyrediyorum dedi. Bak insan öğrenmenin yaşı yok. Bu dediğim 10 seneyi geçmiştir daha da fazla. Evet. Peki.